Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Putin'i resmen bu saldırıyla mahvettiler. Rusya'ya peş peşe saldırı gerçekleşti ve vuruldular. Rusya'ya bağlı Tataristan'da Moskova yönetimi bir süredir İran tarafından sağlanmış kamikaze dronlarını üretiyordu. Sabah saatlerinde ise bir uçak söz konusu fabrikaya intihar saldırısında bulundu. Daily CNN patlak veren Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden hemen önce Kiev yönetimi batılı ülkelerden sayısız silah desteği aldı. Ancak savaşın kaderini değiştiren teknoloji İHA ve SİHA'lar oldu. Ukrayna kanadı Rusların tank konvoylarının savaştan önce Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 ile beraber yok ederken Rusya'da taktik değişikliğine gitmek zorunda kalmıştı. Karşı taarruzda yaşanan bozguna Vladimir Putin'in yanıtı Ukrayna devletinin kritik altyapı tesislerine füze yağdırmak oldu. İran üretimi Şahit 136 kamikaze silahlı insansız hava araçlarının ilk defa Kiev semalarında görüldüğü saldırı dalgası aynı yılın kış mevsimine girilirken Ukrayna'ya Patriot ve diğer batılı hava savunma sistemlerinin verilmesinin önünü açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bahar döneminde 150 bin vatandaşı zorunlu askerlik hizmetine çağıran bir kararname imzaladı. Putin'in kararnamesi Kremlin'in resmi internet sitesinde kamuoyuyla beraber duyuruldu. Rusya'da sağlığı yerinde bütün erkeklerin 18 yaşından itibaren bir yıl boyunca askerlik hizmeti ya da yüksek öğrenim sırasında buna eşdeğer bir eğitim alması yasal zorunluluk oldu. Putin'in kararnamesi Kremlin'in resmi internet sitesinde kamuoyuna duyuruldu. Rusya'da sağlığı yerinde bütün erkeklerin 18 yaşından itibaren bir yıl boyunca askerlik hizmeti veya yüksek öğrenim sırasında buna eşdeğer bir eğitim alması yasal zorunluluk oldu. Kıymetli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.